açıklamalarını doğrudan jandarma yönelik, emniyete yönelik, mite yönelik, mite demedi pardon, emniyete ve jandarmaya yönelik haksızlıktır, suçlamadır. Onları işte hakarettir dedi. Ardı ardına açıklamalar geliyor ve o günden beri de birçok uyuşturucu operasyonu yapılıyor. Uyuşturucu operasyonları yapılmalıdır ayrıca. Kesinlikle doğrudur. Ama yakalananlar hep torbacı ve kullanıcı. Peki bu işin babaları nerede? Onlarla ilgili daha bir operasyon görmedik. Şimdi Türk Emniyet Teşkilatı bir açıklama yapmış. Devletin emniyeti. Ama açıklamasını bir yorumlayın lütfen ikiniz. Barış. Ya geçen hafta bu programda bunu söyledik. Bu hafta da söylüyoruz. Haftaya da söyleyeceğiz. Öbür hafta da söyleyeceğiz. Çünkü biz bunun Türk polisine hakaret olduğunu düşünüyoruz şu açıklamaların. Tıpkı geçen hafta Polis bandosuna seçim marşı çaldırılması da Türk polisine hakaretti. Çünkü biz Türk polisine hakaret edilmesine karşıyız kardeşim. O yüzden bunu söylüyoruz. Neden? Polis Ahmet polis Mehmet için değil. Polis olmasa, yargı olsa, bürokrasi olsa, asker olsa aynı şeyi yaparız. Kamu gücüne inandığımız için. Ne dedim geçen hafta? O üniformayı millet dikiyor. Onun düğmesini millet dikiyor. O millet adına görev yapmak zorundadır. Onu ayıramazsınız milletten. Bir siyasi partinin militanı haline dönüştürürseniz, bir siyasi partinin elemanı haline dönüştürürseniz, polisi, askeri, bürokratı, kendi milletinden koparırsınız. Kendi milletine düşmanlaştırırsınız. Kendi milletiyle karşı karşıya getirirsiniz. En kötüsü, ya yarın bir gün olacak ya Tayyip Erdoğan, diyecek ki ben belki aday değilim. Belki siyasi işte kaç dönemse geçecek, başka bir yönetecek. Ne yapacak? Bütün polis işten mi atacak siz AKP'lisiniz diye. Artık ben de CHP'lileri getiriyorum. İyi partilileri getiriyorum diyecek. Bu olamayacağına göre bırakın. Türk polisinin rahat durun. Şimdi bakın bu açıklama ne? Bu açıklama biz buraya gelirken yolda yapılmış açıklama. Kime karşı yapılıyor? Cumhuriyet Halk Partisi liderinin işte Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelen uyuşturucu eleştirilerine karşı yapılıyor. Şimdi bakın. Açıklama resmi açıklama adı üstünde resmi açıklama resmi olur. Ne demektir resmi açıklama? hiçbir siyasi mesaj, hiçbir taraf tutan mesaj içermemesi gerekir. Şimdi bakın sadece son paragrafını olacağım. Arkadaşlar buraya da verelim isterseniz ben de okuyayım. Son paragrafında diyor ki Arkama verirsen Türkiye yüzyılı için yol Türkiye yüzyılı nereden çıktı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı Adalet ve Kalkınma Partisi adına önümüzdeki seçimler için kullandığı seçim kampanyasında yandırdığı Türkiye yüzyılı için yolumuza, milletimize olan sorunumuz, devletimize olan sadakatimiz, medeniyetimize olan bağlılığımız ve şehitlerimize olan borcumuza devam edeceğiz. Girişi şöyle. Görüyoruz ki Türk polis teşkilatı ve tüm güvenlik güçlerimizi her fırsatta kötülemeyi vazife edinmiş olanlar görevlerinin başında. Üç nokta. Ya şimdi bakın. Bu Türk polisin dili değil. Bu Türk devletinin dili değil. Bu resmi herhangi bir ciddi resmi kurumun dili değil. Bu yazdırılmış. Bir İçişleri Bakanı bir siyasi bir kimliği var. Bakın burada eleştiriyoruz ama siyasi bir kimliği olduğu için eleştiriyoruz. Atanmış bir İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanı Türk Emniyetini kendisine kalkan yaparak kendisine yapılan eleştiriler aman beni eleştiriyorsunuz diye derken Türk Emniyetini kendi önüne iterek bir tür kendisine yapılmış eleştirileri Türk Emniyetine yapılmış sayarak savunmasını başka yerden yapıyor. Şimdi ben tuttum, bakın çok basit bir şey. Ya bu açıklamayı kim yazdı ya diye çok basit. Okuduktan sonra dedim ki kim yaptı? Açtım hemen baktım arkadaşlar. Bir hata olmasın. Hemen Emniyet'in kendi sayfasını açtım. Bu arada gizli saklı bir sayfadı kendi sayfası. Ee, emniyet'in medya halkla ilişkiler ve protokol daire başkanı başkanımız diye zaten kendisi tanıtılıyor. Bakın burada. Şimdi. Ee, kim? Adı ne? Levent Eke. Medya, Halk İlişkiler Protokol Daire Başkanı. Kim Levent Eke biliyor musunuz? A Haber muhabiri. A Haber muhabirini. Bakın A Haber'in e, CEO'su gelsin buraya, patronu gelsin. A Haber'in siyasi tavrını eminim onlar da kabul edeceklerdir. Evet biz hükümetin tarafındayız, Tayyip Erdoğan'ın tarafındayız, biz Soylu'nun tarafındayız diyeceklerdir. Siz A Haber muhabirini alıyorsunuz, emniyetin medya, halkla ilişkiler ve protokol daire başkanı yapıyorsunuz. Ona bir siyasi partinin metnini yazdırır gibi Türk polisinin adına açıklama yaptırıyorsunuz. İşte bu şekilde milletin polisini alır, milletin göğsünden, sinesinden söküp bir siyasi partinin elemanı haline dönüştürüyorsunuz. İşte biz buna itiraz ediyoruz. Biz buna hayır, Türk polisine bunu yapmayın demek için burada konuşuyoruz. Türk askerine bunu yapmayın diye konuşuyoruz. Bırakın, o milletin tarafında kalsın. Evet. Bir siyasi partinin elemanı olmasın demek için bunu yapıyoruz. Siz A Haber muhabirlerini, yani şu kişi emniyetin protokol dairesine getirilmese muhtemelen televizyon ekranından CHP şöyle, terörist, HDP böyle bilmem ne, İYİ Parti şöyle bilmem ne, Türk İşçi Partisi böyle diye saydıracak adamı alıyorlar polisin başına getirip açıklama yazdırıyorlar. Bunu yapmayın diyoruz ya. ya bu bir skandal, gerçekten bir skandal. Yani e, düşünebiliyor musun mesela ya, ya böyle bir şey daha görmedik yani. Hani emniyet teşkilatının da içinde kara koyunlar çok oldu. Teşkilatın içinden doğan e, paralel örgütlenmeler çok oldu ama yani emniyet teşkilatının bu şekilde ha FETÖ döneminde gördük gerçekten. Ama e, yani böylesini Normal bir ülkede kabul etmek, buna ayrıca çıkıp hiçbir polis, emniyet müdürü de itiraz edemez. Hiç kimse de itiraz edemez. Çünkü hepsini bağlayan da bir şey. İçinde gerçekten bir de doğru bilgiler de yok üstüne üstlük. Yani eminim burada mesela geçen bazı tespitlere çoğu öyle bakmıyor olabilir. Çünkü bazı yerlerde söylenildiği gibi değil durum. Yanıt yanıt verebilir miyim? Hmm. Şimdi bakın, bir, e, diyelim ki emniyet... Bugün CHP değil de AKP'ye karşı açıklama yapsa ne olacak? ya Mesela asker, otursa generaller. Gördük ki 104 Amiral neler Tabii. oldu. Emekliler de üstelik. Askerler oturup e, AKP'ye karşı açıklamalar. Bu da yanlış. Bir dakika. Buna da karşı çıkarız. Neydi Bak. sloganları? Vesayete karşıyız. Vesa hani vesayet? Emniyetteki vesayete karşıyız. Askerdeki, bürokrasideki vesayete karşıyız. Bundan daha bilmiyoruz. A Haber muhabiriyle vesayeti. <laughs> vesayet ve bir de siyasi partilere, milyonlarca olduk. insanın oyunu alan siyasi partililere emniyet teşkilatını kalkan yaparak parmak sallıyorsunuz. Bundan da hala vesayet var mı? Ama iki şey söyleyeceğim bakın. İki Dur, şey müsaade ha. ediyor musunuz? <laughs> bir tanesi şu. Kafa o kadar karışık ki. Şimdi HDP ziyaretini konuşacağız. Hı. Sadece orada bir şeye değineceğim, geçeceğim. Şimdi detaya bakın, girmedi çünkü o zaman konuşacağız Detaya girmeyeceğim zaten. o zaman konuşacağız. Şimdi... Adalet ve Kalkınma Partililer gidiyor, HDP'ye bir yasa değişikliği öneriyor. Yasanın iki maddesi var. Bir, biliyoruz içeriği türban üzerinden bir anayasal güvence. İki, LGBT'ler diyorlar. Diyor ki HDP'ye, tabiri caizse AKP, gel LGBT üzerine böyle bir aile değişikliği yapalım, sen de destek ver. Değil mi? Özü bu. İki maddeden biri bu. İçişleri Bakanı, bugün bütün gazetelerde var. Okuyorum cümlesini. Okuyorum cümlesini. Utanmadan, arlanmadan... LGBT denilen cibiliyetsizlik kavramını bu kadar memlekete sokmaya çalışan bir anlayışın karşılığıdır HDP. Sayın İçişleri Bakanı. İşte onu diyorum bunu ya. Bunu Türk toplumuna İçişleri Bakanı olarak mı konuşuyorsunuz yoksa AKP içinde oraya gidip HDP'ye gel beraber LGBT üzerine çalışma yapalım diyen AKP'lilere mi parmak sallıyorsunuz? Çünkü diyorsunuz ki siz LGBT'yi Türkiye'ye sokan cibilliyetsizlik yapan HDP'dir diyorsunuz. E işte, Sonra nasıl sizin partinizin mensupları gidip bunu e söyleyebiliyor? İşte onun için söylüyorum. <laughs> onun için söylüyorum. Biraz önce onu demeye çalıştım. Evet haberi vardır. Ve fakat İmamoğlu meselesi sadece Erdoğan meselesi değil. Aynı zamanda bir Soylu meselesidir. Soylu'nun kendi Süleyman Soylu'nun kendi siyasi emellerinin de bir uzantısıdır. Çünkü işte giden o heyete karşılık bu hangisi? Bu, bu mu? Bu mu? Hangisi? Hangisi AKP'yi temsil ediyor? Emin'in bu konudaki yorumunu alamadık. Reklam dönüşünü de alacağız. Devam bir şey edeceğiz. Daha Yok diye. bir tane. dönüşte söyle. <laughs> Bitti. Kapatırken yalnız şu Sivas kaza görüntüsünü verelim de konuya bağlayalım. Hazır Emniyet ve Süleyman Soylu demişken. Belki e, bu da enteresan olur. Bu görüntüler Sivas'ta bir kaza. Gerçekten üzücü tabii ki hiçbir can gitmesin ama bu devren otobüste kimler varmış biliyor musunuz? Düzensiz göçmenler. Yani bir otobüs dolusu kaçak göçmen, düzensiz göçmen. Bir otobüse binmişler. Bu otobüs sahibi kim bu otobüs firmasının? Hiç sıkılmadan, çekinmeden o göçmenleri almış otobüse koymuş. Yola çıkmışlar. Hani bütün şehirlerin girişinde çevriliyor ya herkes. Didik didik bütün gençler aranıyor mesela Taksim'de bir şey olacağı zaman her yer çember çekiliyor falan. Bu göçmenler bir yere, bir yere gidiyorlar. İstanbul'a mı gidiyorlar? Oradan sınıra mı gidiyorlar? Nereye gidiyorlarsa gidiyorlar. Ve otobüs devriliyor. Bu nasıl bir şey? Emniyet, istihbarat. Bunu da hatırlatarak ikinci bölüme geçeceğiz. Hem